Arkamda görmüş olduğunuz bu LED duvarda 4 yıl içerisinde yaklaşık 95 farklı proje gerçekleştirdik. Bu teknolojide bir işin nasıl çekilip çekilemeyeceği konusunda gelen projeyi ekip arkadaşlarımla beraber en baştan inceliyoruz. Yani bu senaryo olur, bir mood board olur, bir tretman olur, bir storyboard olur, fark etmez. İstenen şeyleri Virtual Production teknolojisinde nasıl yapılabilir üzerine bir yol haritası çiziyoruz. Breakdown süreci bizim için bittikten sonra artık kreatif yaratım süreci başlıyor dijital sahnenin. Ve bu yaratım sürecinde de daha çok yakın temasta bulunduğumuz 3 kreatif var. Bunlar görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve yönetmen. Ve bizim işimizde sanal dünyayı reelle meşlemek olduğu için onlarla çok yakın temas halinde olmamız gerekiyor proje üretimi açısından ya da sahne üretimi açısından. Dijital sahneyi üretilme aşamasında görebildikleri için yapacağı ışığı ona göre tahayyül edebiliyor. Ya da işte fiziki olarak neyi daha rahat ve daha efektif yapabiliyorsa dijital sahne o şekilde müdahale edebiliyor. Bu da aslında yeşil perde tekniğinden çok daha avantajlı bir noktaya getiriyor kişi. Bunu karşılaştırmak gerekirse VP ile bir ışık yapılıyor aşağı yukarı ama gözüne ya da hayalinde hoş gelen şey post prodüksiyon sürecinde istediği karşılığı alamama noktasına getirebiliyor yönetmeni. Tabii burada öyle bir risk zaten yok, neden yok? Bu tarz bir teknolojide çekim yaparken her şeyin önceden çok net bir şekilde planlanması gerekiyor. Yani burada sürprizlere maalesef bir yer yok. Yönetmen aslında bir oyun hamuru gibi dünyasını kendi şekillendirmeye başlıyor. Biz ona geldiğimiz noktayı atıyoruz, gösteriyoruz. Onun üzerine değişiklikler yaparak istediği şeyi hamuru şekillendirir gibi sahneyi şekillendirmeye başlıyor aslında. Bu da yönetmenin çekmek istediği, yaratmak istediği dünyayı kendisinin de çok daha iyi sindirmesine ve anlamasına olanak sağlıyor bu nokta. Realde üretilecek propların sanat yönetmenine, görüntü yönetmeliyle istişare ettiğimizde onlar da keza kullanılacağı ışığa kadar planlamasını, işte üreteceği malzemeye kadar planlamasını yapabiliyor. Bu noktada yaratıcı ekibimiz istenen sahneyi üretim aşamasına geçiyor. Özellikle storyboard bu noktada çok önemli bizim için. Çünkü bir sahne tasarlarken onun görmeyeceğimiz taraflarını tasarlamak gereksiz bir iş yükü olabiliyor. Yönetmenin hangi açılardan, hangi akstan göreceğini bize anlatıyor. O yüzden biz de o aksa göre dünyanın oluşturmamız gereken kısımlarını oluşturarak projeyi daha hızlı sonlandırabiliyoruz. Bir çekim esnasında operasyon ekibimiz hazırlanan dijital sahnenin hem yayınlanmasından sorumlu, aynı zamanda da operasyon yani çekim boyunca o çekimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu. Yani hiçbir zaman aslında bir çekim esnasında ekibi yalnız bırakmıyoruz. Onlara her türlü yine teknik anlamdaki desteğimizi sağlamış oluyoruz. Virtual Production teknolojisinde kısacası kendimizi çok iyi anlatmamız ve en önemlisi karakterimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Biz mümkün olduğunca ekipleri yönlendirmeye çalışıyoruz ve yönlendirmeye de devam edeceğiz.